Halis. Ben geldim. Hoş geldin Halis. Niye geldin delikanlı? Elim sakat olmasaydı çekecektim kulağı. Geçmiş olsun Cenab Bey amcacığım. Sana börek getirdim. Aşin yanaktı. Sağ ol, mahcup ettin bizi. Al İpekçi. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Ne haber Halis? Canımız sıkkın. Aa, niye? Annemin kolu ezildi. Nasıl oldu o iş? Alarm sırasında babam korkup annemin üzerine devrilmiş mör gibi. O gece. O gece. Katil Bey amca da aynalara toslayıp elini yüzünü kanatmış. Bunu biliyoruz canım. Börek için teşekkür ederiz. Artık gidebilirsin. Sonra da Sabri amca dönmüş. Onu da biliyoruz başka. Ben artık barış severim. Savaşa şiddete karşıyım. Bak sen, aferin sana. Bundan sonra alarm falan da istemiyoruz. Yazık değil mi anneme? Yazık. Çok yazık ama bize de yazık. Sen şimdi hafiften böyle yavaş yavaş. Hadi hadi Halis. Annen merak eder. Hadi. Etmez etmez. Şarap mı içiyorsunuz? Bir bardak da ben içebilir miyim? İç tabii delikanlı. İşte içtikten sonra yine kadınların orasından burasından söz etmeye kalkarsan bak çekerim kulağını. Hani 5 dakikada geliyordu Elinem abla? Açlıktan midem sırtıma yapıştı. Haklısın Ali, özür dilerim. Herhalde lafa dağılır. Valla ben başlıyorum artık. Kimse kusura bakmasın. Başla Şükrücüğüm. Aydın yabancı değil mi? Ne saygısız koca var senin de bilgiye ya. Bu kadar insanı bekletmeye utanmıyor. Şükrücüğüm sen de şu çocukla uğraşmasan olmaz. Haklı ama anne, Aydın da hak ediyor. Ali'm, Zeynep cephesinde işler nasıl yürüyor? Fena değil abla. Cephe falan deme şuna yahu. Zaten savaş çıkartmak için bahane arıyor. O kadar da değil baba. Gayet iyi son günlerde. Aman dilini ısır. Sahiden iyisiniz. Aman ortada olan bir şey yok. Ne oluyorsa Ali'nin huysuzluğundan oluyor. Oo, sen de harcama şimdi bizi abla. Ablanı dinle oğlum. Her şeyi anlıyorsun. Zeynep ne söylüyorsa senin iyiliğin için söylüyor. Sen yemeğini ye Şükrücüğüm. Uğraşma çocukla. Ha, hoş geldin enişte. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Aşk olsun Ali. Nerede kaldın? Biraz iş konuştuk sevgilim. Hepinizden özür dilerim. Ha, önemi yok. Hadi geç otur. Sen gecikeceksin diye biz başladık. Uzat tabağını hadi. Teşekkür ederim efendim. Ne haber Barış? Anlat bakalım, babanı mı çekiştiriyorlar? Geçti o enişte. Seni bıraktılar, bana yükleniyorlar. Yok ya, ne diyorlar? Yok, Zeynep iyi kızmış da ben huysuzluk yapıyormuşum. Yalan mı oğlum? Huysuzsun. Her laftan alınıyorsun. Kızmışsın ayrıca oğlum. Kız seni daha atak, daha kararlı olmanı istiyor. Oo tamam. Bilelim, öğrenelim. Saati başladı. Bol nasihat. Ya şurada yemek mi yiyeceğiz? Bak gene alındı. Alınma ama Ali. Her kadın erkeğin başarılı olmasını ister. Eğer birlikte hayat kuracaksanız bu şart. Tabii oğlum. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında akıllı bir kadın vardır. Mesela ben ve ablam. Aman enişte dikkat et. Birileri alınabilir bu laftan. Hakikaten Aydın. Bırak bu demode düşünceleri artık. Kadınlar illa geri planda mı kalacak? Bakın Zeynep'e nasıl çatır çatır kabul ettirdi kendini. Bu taş bana mı anne? Hoppala. Ben ne dedim ki şimdi oğlum? Hayır, Zeynep'le aynı dönemde aynı okulu bitirdik. O çalışıyor, ben işsiz. Sen de babamın şirketinde çalışıyorsun. Öyle ya, hem senin askerlik sorunun var. Ayrıca alınganlık sorunu var Razancığım, alınganlık. Gel bir gel. Aman yavaş. Ağırlığı bana ver gel. Ay çekme Davut, çekme. Vah ablacığım vah, geçtim biraz sızıların. Kolun fazla ağrımıyor Ayşeciğim. Merhem ve oğman çok iyi geldi, sağ ol. Ya ayağın nasıl peki? Acıyor, hele o topuğunla ezdiğin yer çok acıyor. Ay ayağım kırıla yine. Gel otur şöyle gel. Otur abla otur, bacağını da uzat şöyle. Bak abadi bile üzüldü senin haline. Üzülmemek mümkün mü kızım? Baksana kadıncağız perişan oldu. O Sabri damgalar yüzünden karımızı ezdik. Yavuz Bey'in ellerine sağlık. Az bile yapmış. Ben gitsem kafasını kırardım. Ne demek kafa patlatmak Davut? Evet, o pis adamın yaptığı çok yanlış bir şey. Ama şiddet kullanmak daha da yanlış. Bunlar laftan anlamaz. Niye? Sopa lazım, sopa. Sen neredesin bu saate kadar Dumkov? Anne baksana şu kocana ne diyor? Dumkov yok Davut. Şimdi çocuktan mı çıkartıyorsun hırsını? Halis, hadi yıka ellerini de sofraya gel evladım. Gelmiyorum. Bana
Sen nasıl konuşuyorsun öyle bakayım? Konuşurum. Sana ne? Bana bak, zaten canım sıkkın, gelirsem oraya patlatırım ben seni. Zaten tek bildiğin ense patlatmak. Başka bir alt bildiğin yok. Ne? Halis, güzel konuş evladım, gene kızdıracaksın babanı. Kızarsa kızsın. Bana ne? Zaten koca gövdesiyle annemi de ezdim. Ne yapar tankın gibi? Tövbe yarabbi. Ne dedin? Koca gövdemle mi? Derim tabii. Baksana annemin haline. Ezildi zavallı. İsteyerek mi oldun? Dur kal. Ah, Halis, hıçkırık mı tuttu yavrum? Biraz su iç. Bana bak, sen ne diye hıçkırıyorsun öyle? İçki mi içtin yoksa ha? İçtim tabii. Ne var bunda? Canap amcamla şarap içtim. İçemez miyim yani? Sen mi götürüyorsun biraları fil gibi? He? Tamam, şimdi seni paspas gibi çiğnemezsem sen çok oldun artık. Yapmayın işte hatırım için Allah aşkına. Ay yavaş Davut. Aa, hani şiddet yoktu, şimdi çocuğu da ezeceksin. Ezeceğim. Ölümü gören işte. Bana bak, bir daha orada burada içki içmek yok, anladın mı Dumko? Kendini benden bir mi tutuyorsun? Sen daha çocuksun. Ne, bana ne? Sen kendin söylüyorsun kazık kadar adam oldun diye. Tövbe. Görüyorsun halimi Ulviye. Şimdi ben şiddet kullanmayayım da ne yapayım ha? Sen söyle.